Arkadaşlar merhaba. Önünde görmüş olduğunuz gibi Zaiksen'in hangi serisi? Double ve adına Paris 3205. Serisi bu cihazı Access Point veya Repeater modunda nasıl kuracağınızı anlatacağım. Arkadaşlar ilk olarak bilgisayarımıza bakınız. Bir internet kablosu yardımıyla ne yaptım? Cihazımızı bağladım. Ve cihazımızın gücünü açtıktan sonra sizinle yapmanız gereken şuradaki IP numarası. Bakın burada yazan bir IP numarası var. Şu 192.168.1.2 IP numarasıyla internet arayıcısı üzerinden ayarlar kısmına erişmek. Cihazımızı bağladık, gücünü açtık. Daha sonra internet ayarları yapmanız gerekiyor. Bilgisayarınızın IP adreslerinin bulunduğu şu ayarlar kısmında şuradaki IP adresini kullan yazan yerde ne yapacağız arkadaşlar? Şu IP'yi yazacağız. Ben şimdi bu cihazı 192.168.1.2 ile bağlanacaksam buraya 192.168.1. herhangi bir adres 255'e kadar olacak şekilde bir rakam verin. Şurayı aynı burası gibi yapın. Aşağıyı da aynı böyle yapın. 192.168.1.1 yapın ve tamam deyin ki internet tarayıcısından şu görmüş olduğunuz IP'yi yazınca 192.168.1.2 şu adrese erişesiniz. Bu adrese girebilmek için, bu ekranı görebilmek için az önce IP verdiğim IP'leri mutlaka vermeniz gerekiyor. Peki eriştik. Şifremiz orijinalde 1234'tür arkadaşlar. Admin kullanacağı da şifrede 1234'tür. Eğer ki siz bu şifreyle giremezseniz şurada bir reset düğmesi var bakın. Şuraya bir 10 saniye basılı tutun. Cihazınızı resetleyin. Yeniden başlatıp tekrar deneyin. Şifremi doğru girdikten sonra yeni bir şifre belirlemem gerektiğini söylüyor. Hayır, ben daha sonra ayarlayacağım onu. Kullanıcı dili seçeneklerinden gelişmiş kuruluma geleceksiniz arkadaşlar. Bakın gelişmiş kurulumda şimdi ben işte asıl önemli olan yer burası. Ben bu cihazı nasıl kullanacağım? Ana modemimden kablo çekeceksem bakınız şurada çalışma modu yazıyor bak. Şurada çalışma modunu belirleyin yazan yer. Şurayı da okuyabilirsiniz aslında. Hangi modların ne işe yaradığını. Özetleyecek olursam diğer modemimden ben buna bir kablo çekip şuraya bağlayacaksam ana modemden bir kablo çekip bağlayacaksam erişim noktası seçili olsun. Burası erişim noktası olsun. Uygula deyin. Yeniden başlatınca yine bu ekrana gelip şuradaki A yazan ayarlara gelin. Buradaki kablosuz ayarlara gelin. Şuraya bu cihaza artık yeni bir kablosuz ismi vereceksiniz. Bir de şifre vereceksiniz. Şurada şifre, şurada da isim. Kaydet dediğinizde ana modemden bağımsız bir isimle ikinci bir kablosuz ismi ve şifresiyle bu cihazı Access Point modunda kullanabilirsiniz. Bu birinci kullanım modu. Bir diğer mod ise arkadaşlar yine aynı ekranda. Ya hocam ben böyle kullanmayacağım. Ben kablosuz olan modemimden kablosuz buraya çekeceğim. Bunu da kablosuz yan yaptıracağım. Kablosuz alıp kablosuz vereceğim. Kabloyla uğraşmayacağım diyorsanız da bunu yapın. Ne yapıyorsunuz? Aynı ekran. Sol taraftaki çalışma modu. Çalışma moduna geliyorsunuz. Burada evrensel tekrarlayıcı yazan özellik. Bakın. Yani universal repeater. Seçin. Uygula deyin. Sonra cihazımız yeniden başlasın. Dikkat edin, bu cihazın 3 tane çalışma mantığı var. Birincisi kabloyla interneti alıp kablosuza çevirmek. İkincisi kablosuz alıp kablosuza çevirmek. Üçüncü de köprüleme modu ki bu ev kullanıcılarına pek ihtiyaç olmaz. Siz ikisi üzerinde yoğunlaşın. Hangi ikisini kullanacaksınız? Bu sizin için çok önemli. Kablodan alıp kablosuza çevirmeyi anlattım. Cihazımın yeniden başlatılmasını bekliyorum. Başlasın. Kablosuzdan alıp kablosuza nasıl yapacağınızı başlamıştım anlatmaya. Devamını anlatacağım. Videoyu kesmeyeyim. Siz burayı hızlı olarak geçebilirsiniz. Zaiksen'in ama peki hocam bunu kablosuz kurabilir miyim? Hani kablo bağladım ya ben. Kurabilirsiniz ama çok uğraştır arkadaşlar. Evet, ekranım geldi. Yeniden başlattım. 1234 default şifremi girdim. Şu şifreyi de sonra değiştirin arkadaşlar, tamam mı? Ben onu güvenlik için iyi olur. Sizi daha sonra değiştiririm. Yine gelişmiş moda geldim. Çalışma moduna geldiğimde bakın az önce yukarısı seçiliydi. Artık bu seçili. Yukarısı seçiliyken benim şimdi göstereceğim şu A yazan yere, VLAN yazan yere şu ayarlara erişemezsiniz. Önce çalışma modunu ortaya getirip sonra VLAN'daki şu ayarlara gelin. Evet, şimdi
tıkladım. Burada benim diğer kablosuz ağlarımı görüyorsunuz. Siz buradan kendi pardon, kendi diğer odanızdaki modemi bulun. Hangisi ise şuradan bir farz edelim ki şu. Şunu seçin. Ondan sonra bağlan deyin. Bağlan dediğinizde oradaki şifreyi de girin. O diğer modemin ana şifresini. Uygula dediğinizde artık bu cihaz sizin diğer modeminizin bir kopyası olacak. Onun adıyla, onun şifresiyle daha çok çekilir halde size hizmet vermeye başlayacak. İşte ikinci kurulum da bu şekilde kıymetli arkadaşlar. Sorularınızı videonun altına yazabilirsiniz. İyi günler, kolay gelsin.